Değerli arkadaşlar, bu dersimizde madde bilgisi konusuna devam edeceğiz. Geçen dersimizde maddenin tanımını, özelliklerini, temel ve ayırt edici özelliklerini ve maddenin sınıflandırması konularını işlemiştik. Bu dersimizde ise madde bilgisi başlığı altında karışımları ayırma yöntemleri ve bu şimdiye kadar gördüğümüz konularla ilgili örnek çözümleri göreceğiz. Karışımları ayırma yöntemlerini sınıflandırarak incelemeye çalıştık. Çünkü o şekilde daha akılda kalıcı olacağına inanıyorum. İlk olarak katı katı karışımlarının ayrıştırılması yöntemlerini inceleyelim. Birinci olarak örneğimiz elektriklenme yöntemiyle ayırma. Bu yine çok küçük yaşlardan beri bildiğimiz bir yöntem. Örneğin işte saçımızı tararken veya kışın kazağımızı çıkarırken kazağın içerisinde bir takım kıvılcımlar görüyoruz. Onun nedeni kazaktaki durgun elektrik saçımızda etkileşiyor ve durgun elektrik sıçramalar yapıyor. O halde ben cisimleri durgun elektrikle yükleyebiliyorum. Yani tarağımızı saçımıza sürdüğümüz zaman onu da küçük kağıt parçalarına yaklaştırdığımız zaman kağıt parçalarını çektiğini görüyoruz. Bu yöntemi kullanarak işte cam çubuk elektriklendikten sonra karabiber tuz karışımından karabiberi kendisine çekebilir veya şeker kükürt tozu karışımından yine hafif olan kükürtü bu yöntemle ayırabiliriz ki burada kullandığımız özellik statik elektriklenme özelliği ve şuna dikkat edeceğiz. Yalıtkan cisimleri çekebiliyoruz. Yani demir tozunu statik elektriklenmeyle çekmemiz mümkün değil. İkinci ayrıştırma yöntemimiz katı katı karışımlarında en çok kullandığımız yöntemlerden birisi mıknatıslanma yöntemi. Mıknatısı hepimiz biliyoruz ama şunu da bilmemiz gerekti. Mıknatıs bütün metallere etki etmiyor. Örneğin mıknatısı cebinizdeki paralara yaklaştırdığınızda eğer paranızda demir veya nikel veya kobalt gibi metaller yoksa kesinlikle paraya etki etmeyecektir. Tabi buradan hemen şu sonucu çıkarıyoruz. Mıknatıs ancak demir, nikel ve kobalt diye bildiğimiz 3 metale etki ediyor. O halde herhangi bir karışımda eğer bu metallerden birisi varsa onu rahatlıkla biz o karışımdan mıknatıs ile ayırabiliriz. Demir tozu talaş karışımından demiri ayırmak veya işte kobalt tozu ile kükürt tozu karışımından kobaltı mıknatısla ayırmak mümkün olabilir. Diğer bir ayrıştırma yöntemimiz savurma diye isimlendirdiğimiz bir yöntem. Burada maddelerin öz kütlelerinden yararlanıyoruz. Bilmiyorum hiç yazın harmanda bulunan var mı? Yani buğdayla samanın ayrıştırılması olayında. Orada işte rüzgara karşı buğday havaya savruluyor. Buğdayın öz kütlesi samana göre daha büyük, daha fazla olduğu için buğday yakına düşerken saman rüzgarla birlikte daha uzağa uçuyor. Dolayısıyla buğdayla samanı ayırmış oluyoruz. Bu yöntemle diyoruz, tekrarlıyorum, maddelerin öz kütle farkından yararlanıyoruz. Diğer bir ayrıştırma yöntemimiz yine çok kullandığımız eleme dediğimiz yöntem. Eleme yönteminde de tahmin edeceğiniz gibi taneciklerin büyüklük farkından yararlanıyoruz. Yani işte kumun çakıldan ayrılması veya daha küçük, daha ince bir elekle unun kepeğinden ayrılmasını bu yönteme örnek verebiliriz. Bir başka ayırt etme yöntemi, yine katı katı karışımlarındayız. Eritme yöntemi ki en çok alaşımların ayrıştırılmasında kullanılıyor. Bir önceki dersimizde alaşım konusu üzerinde detaylı olarak durmuştuk. Neydi alaşım? İki metalin eritilerek karıştırılmasıydı. Örneğin işte pirinci örnek alırsak, geçen derste gördüğümüz pirinç çinko ile bakır metallerinin eritilerek belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde ediliyordu ki pirinç halk arasında sarı olarak bilinen bir metaldi. O zaman hemen şunu hatırlayalım. Her saf maddenin belirli bir erime noktası vardı. O zaman çinkonun erime noktası ile bakırın erime noktası birbirinden farklıdır. O zaman ben bir miktar pirinci yani sarıyı ısıtırsam önce bir metal daha sonra diğer metal eriyecektir. Örneğimizde demir kurşun alaşımı verilmiş. Isıttığımızda diyor 327,5 santigrat derecede kurşun eriyecektir.
Erime noktası yüksek, ona göre çok yüksek olan ki 1540 olarak verilmiş demir erimeden kalacaktır. Böylece demirle kurşunu birbirinden ayırmış olabiliriz. Burada hangi özellikten yararlandık? Erime noktaları farkından yararlandık. Sıvı katı karışımlarının ayrıştırılmasına geçtiğimizde sıvı katı karışımları iki şekilde olabiliyordu. Yine bir önceki dersimizde görmüştük. Bir sıvı ile bir katı homojen olarak da karışabiliyordu. Heterojen yani her yerinde aynı özelliği göstermeyen bir karışım da oluşturabiliyordu. Önce heterojen karışımların ayrıştırılmasını görmüşüz. Süzme yöntemi diyoruz. Sıvı içerisinde çözünmeyen katıları ayrıştırmak için kullanılan bir yöntemdir demişiz. Bu yöntemle işte talaş su örneğini vermiş. Siz bu örneğe birçok örnek katabilirsiniz. İşte çamurlu su da çok ince bir süzgeç vasıtasıyla büyük oranda çamurundan ayrılabilir. Veya yine ilk öğretimden hatırlayın, içme suyunun temizlenmesi konusunda kumdan, kömürden önce çakıl, sonra kum, onun altına kömür tanecikleri koyarak bir filtre yapıyorduk ve sudaki katı tanecikleri, suda çözünmeyen tanecikleri o filtre yardımıyla süzebiliyorduk. O halde süzme yönteminde katının sıvı içerisinde çözünmemesi gerektiğini unutmuyoruz. Herhalde tuzlu suyu süzerek tuzdan veya suyundan ayırmak mümkün değil, onu biliyorsunuz. Yine heterojen karışımlara örnek olarak ikinci bir ayırma yöntemi, ki bu pek bilinmeyen, günlük yaşamda da pek kullanmadığımız, aslında kullanıyoruz da ne olduğunu bilmeden kullanıyoruz. Santrifüjleme yöntemi. Santrifüjleme yönteminde yine sıvı içerisinde çok küçük parçacıklar halinde yayılmış katıları ayırmak için kullanıyoruz. Örneğin sütten yağının ayrılması veya işte kan serumundan, ki tahlillerde, kan tahlillerinde çok kullanılan bir yöntem. Kan serumundan içerisindeki işte kan pulcukları, al yuvarlar, ak yuvarlar gibi taneciklerin ayrılması yine santrifüjleme yöntemiyle yapılıyor. Nasıl oluyor? Diyelim ki o tüpleri çok süratli dönebilen bir diske yerleştiriyorlar. Bilmiyorum, belki hastanelerde görmüşsünüzdür. O disk çok süratli olarak döndüğünde tüpler yatay konuma kadar gelebiliyor. Merkez kaç kuvveti nedeniyle sıvının içerisindeki katılar tüpün tabanına doğru savruluyor. Dolayısıyla tüp yatay düşey konuma geldiğinde üstte serum, altta da işte o kan pulcukları, pıhtı dediğimiz katı tanecikler kalıyor. Sıvı katı karışımlarının ayrıştırılmasında santrifüj yönteminde gördük. Bir başka yönteme geçelim. Homojen sıvı katı karışımlarının ayrıştırılmasında ilk yöntemimiz damıtma. Yine günlük yaşamda en çok kullanılan yöntemlerden birisi. Bir sıvının buharlaştırılarak o buharın tekrar yoğunlaştırılması işlemine damıtma diyoruz. Oluşan ürün ise başına damıtık sözcüğü getirilerek adlandırılıyor. Yani suyu damıtmışsam oluşan ürün damıtık su veya alkolü damıtmışsak damıtık alkol olarak adlandırıyoruz. Bu damıtma olayını bir de şekil üzerinde inceleyecek olursak, çeşme suyunun damıtılmasını şematize etmişiz. Soldaki kapta gördüğünüz gibi çeşme suyu var. Bir çıkış borusuyla bir soğutma kabından geçirilip tekrar bir küçük kaba boru aktarılmış. Isıttığımız zaman ne olacaktır? Çeşme suyu buharlaşacaktır. Ve şunu daha önceki derslerimizde de çok sık tekrarladık. Bir defa daha tekrarlayalım. Buharlaşan su yanında hiçbir zaman konuk götürmez. Yani tuz suyla birlikte buharlaşmaz. Çünkü tuz uçucu bir katı değildir. O zaman sadece su buharlaşacaktır. Su buharı soğutma kabından geçerken tekrar yoğunlaşacaktır ve sağdaki küçük kapta toplanacaktır. Orada biriken, toplanan suya ne diyoruz? Damıtık su diyoruz ve kesinlikle saf sudur. Yani içerisinde başka hiçbir madde yoktur. Şimdi bu damıtma olayı genelde kaynatma ile karıştırılıyor. Şöyle sorsam, kaynamış su ile damıtık su arasında ne fark vardır? Yani örneğin duymuşsunuz, işte diyorlar ki bebeklere kaynatılıp soğutulmuş su verin. Acaba kaynatılıp soğutulmuş suyla damıtık su arasında ne gibi farklar vardır diye düşünsek, ne gibi farklar vardır? Katı maddelerden arınmamıştır kaynatılmış su. Damıtılmış su katı maddelerden arıtılmıştır. Çok güzel. Kaynatılmış suda
suya sertlik veren kalsiyum sülfat, manezyum sülfat, kalsiyum karbonat gibi bir takım inorganik maddeler kaynatılmış suda azalır. Azaldığını nereden biliyoruz? Yine hepimiz eğer gözlediysek çaydanlıklarımızın iç kısmı ne oluyor? Kireçleniyor. O zaman su kaynatıldığı zaman suya sertlik verdiğini söylediğimiz o bir takım inorganik maddeler açığa çıkıyor ve çaydanlığın kenarına yapışıyor. Ama yine içerisinde birçok mineral kalıyor. Ama damıtırsam, damıtık su olayına gelirsem, damıtık suda hiçbir mineral kalmıyor. Damıtık su çok sıkıştığımız zaman içilebilir. Ama özellikle küçük bebeklere sürekli verilirse en azından çocuğun kemik gelişimi normal olmayacaktır. Ona da dikkat ediyoruz. Sıvı katı karışımlarının ayrıştırılmasında bir başka yöntem, yine homojen karışımlar için söylüyoruz, kristallendirme. Bir sıvı içerisinde çözülmüş olan katının çözeltiyi, burada dikkat ediyoruz arkadaşlar, kaynatarak veya soğutarak ayrıştırılması işlemidir. Yani ben örneğin şekerli sudan şekeri ayırmak istiyorsam, burada şekerli su olsun, ayrıştırmak istiyorsam ne yapacağım? Kaynatacağım ilk aklıma gelin. Biraz önce söylediğimiz gibi kaynadığı zaman sadece kim buharlaşacaktır? Su buharlaşacaktır. Su bittikten sonra dipte ne kalacaktır? Şeker kalacaktır. Ama aynı olayı soğutarak da yapabilirim. Neden soğutarak da yapabilirim? Çünkü şeker sıcaklıkla çözünürlüğü artan bir maddedir. Dolayısıyla ben örneğin yüksek sıcaklıkta hazırladığım şeker çözeltisini alıp da buzdolabının buzluğuna koyarsam sıcaklık farkı çok düşeceği için soğuk su şekeri daha az çözdüğünde şekerin bir kısmı ne olacaktır? Çökelecektir ki bu bizim yine halk arasında örneğin işte duymuşsunuzdur evde annenizden reçeliniz şekerlendi diyor. İşte reçelin şekerlenmesi olayı bu soğutulduğundan dolayı veya yüksek sıcaklıkta hazırlanan şeker çözeltisinin oda sıcaklığında aşırı çözülmüş olan şekeri dışarı atmasından dolayı oluşan bir olaydır. O halde kristallendirme olayı ısıtılarak da yapılabilir, soğutularak da yapılabilir. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir de bu kristallendirmenin daha detaylısı diyebileceğimiz yine homojen karışımlar için geçerli ayrımsal kristallendirme yöntemi var. Ayrımsal kristallendirmenin kristallendirmeden farkı çözücü içerisinde birden fazla çözünen olduğu durumlarda. Yani siz suyun içerisine hem tuz hem de şeker atarsanız iki tane çözünenimiz oldu. Şimdi bu durumda dikkat ediyoruz. Su içerisinde hem tuz varsa hem de şeker varsa ben bunu ısıtarak suyu tamamen buharlaştırırsam tuz ve şekeri ayırmış olmam. O halde tersini düşüneceğim. Ne yapmam gerekli? Isıtmak yerine soğutmam gerekli. Soğuttuğum zaman tuzun çözünürlüğü ile yani birim hacmi doyuran miktarı ile şekerin çözünürlüğü birbirinden farklı olduğu için bir süre sonra tuz çökelmeye başlayacaktır. Dolayısıyla ben o çökeltiyi süzersem geriye su ve şeker kalacaktır. Onu da buharlaştırırsam sadece şeker kalacaktır. İşte bu şekilde çözünürlük farkından yararlanarak yaptığımız kristallendirme işlemine ne diyoruz? Ayrımsal kristallendirme diyoruz. Ve altta bir uyarımız var. Katıların çözünürlük farkından yararlanılan, su içinde çözünmüş olan tuz ve şeker ayrıştırılabilir diyor. Diğer bir yöntemimiz sıvı-sıvı karışımlarına geçtik. Yine sıvı-sıvı karışımları da heterojen veya homojen olabilir. Örneğin işte bir önceki dersimizde süspansiyon demiştik. Bir sıvı ve içerisinde çözünmeyen bir katı heterojendir. Veya emülsiyon demiştik. Bir sıvı ve içerisinde çözünmeyen bir başka sıvı, su ve zeytinyağı örneğini vermiştik. O halde bu sıvı-sıvı karışımlarının heterojen olanlarından nasıl, heterojen olanlarını nasıl ayıracağız? Onun için ayırma hunisi dediğimiz bir araç kullanıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta, bir, iki sıvı birbirine karışmayacak. İki, öz kütleleri farklı olacak. Öz kütleleri farklı olunca ne olacak? Öz kütlesi az olan sıvı yukarıda duracak. Büyük olan aşağıda duracak. İşte bu tür sıvıları ayırma hunisi dediğimiz özel bir huni ile ayırabiliyoruz.
Bunu da yine şekille inceleyelim. Ayrım hunisi ekranda gördüğünüz gibi bir huni. Bizim normal hunilerden tek farkı bir musluğunun olması. Yani öyle çok değerli bir araç değil bu. İşte zeytinyağı ile suyu koymuşuz huniye. Tabii ki zeytinyağının yoğunluğu düşük olduğu için üstte su, altta oluyor. Orada bir musluğumuz var. Zaten suyla zeytinyağının kesiştiği noktayı da görebiliyorum. Renk farkından izleyebiliyorum. O zaman musluğu açıyorum. Ağır olan su önce damla damla iniyor. O çizgi musluğa geldiği anda musluğu kapatırsam ne olacaktır? Zeytinyağı üstte kalacaktır, su ise altta kalacaktır. Bu araca ayırma hunisi diyoruz. Ve bir defa daha ineliyorum. Ayırma hunisi ile bir, öz kütleleri farklı olmalı ayıracağımız sıvıların. İki, bu sıvılar birbiri içerisinde karışmamalı. Yani suyla alkol olursa bu yöntemle ayırmam mümkün değil. Peki suyla alkolü nasıl ayırırız? Hemen geldi ekrana örneğimiz. Ayrımsal damıtma diye bir yöntem kullanıyoruz. Ayrımsal damıtmada da homojen karışabilen sıvıların kaynama farkı, kaynama noktaları farkından yararlanıyoruz. Çünkü bildiğimiz gibi her saf madde belli bir sıcaklıkta kaynıyor. Kaynama noktaları kesinlikle saf maddelerin farklı. O zaman şeklimizi görürsek ayrımsal damıtma ile ilgili su alkol karışımını ayırıyoruz. Yine dikkat edersek karışımın konulduğu bir kap var. Arada bir soğutma kabı var ve sağ tarafta da yine ayırdığımız sıvıyı toplayacağımız bir küçük kap var. Su alkol karışımını ısıtırsam önce kaynama noktası düşük olan alkol buharlaşmaya başlayacaktır ki 78 santigrat derece verilmiş. Alkol buharlaşıncaya kadar sağ üst köşedeki grafiği izliyoruz. Alkol buharlaşıncaya kadar sıcaklık sabit kalacaktır. Neden sabit kalacaktır? Çünkü hal değişim süresince maddenin sıcaklığı artmaz. Alkol tamamen bittikten sonra termometrede izlediğim 79-80 yani termometre yükselmeye başlarsa bilin ki artık kapta alkol kalmamıştır. Isıtıcıyı kapatırsak bu tarafta kalan sudur, diğer küçük kapta toplanan ise alkoldür diyebiliriz. Yalnız burada hemen şuna dikkatinizi çekiyorum. Ayrımsal damıtma yöntemi yani şu gördüğünüz yöntem kesinlikle ve kesinlikle %100 saflıkta ayırma sağlamaz. Çünkü ne olursa olsun alkol buharlaşırken bir miktarda ne buharlaşacaktır? Su buharlaşacaktır. Onun için de örneğin reklamlarda bazı sözcükler duyuyorsunuz işte iki kere rafine diyorlar. Rafine etme, damıtma demek. O zaman tekrar tekrar damıtırsak biz oradaki su oranını en aza indirebiliriz. Yani iki kere rafine demek, iki kere damıtılmış demek. Bu ayrımsal damıtma yöntemiyle bu sınavda da çıkmış bir sorunun kalıbı. Günlük yaşamda çok kullandığımız petrol ürünleri elde ediliyor. Yani rafinerilerde petrol biliyorsunuz, rafineri dediğimiz fabrika diyebiliriz, sistemlerde damıtılıyor. Orada işte kaynama sıcaklıklarına göre petrol, benzin, motorin, kalorifer yakıtı, en altta da zip dediğimiz veya katran dediğimiz asfalt yapımında kullanılan madde kalıyor. Petrolün ayrıştırılması ayrımsal damıtmayla oluyor. Sıvı gaz karışımlarına geçersek değerli arkadaşlar, sıvı gaz karışımlarının ayrıştırılması en basit ayrıştırma. Çünkü gazların genleşmesi, ısı karşısında hacimlerinin artması diğer maddelere oranla en fazla idi. En fazla genleşen faz gaz fazı idi. O zaman ben örneğin bir bardak suyu ısıttığım zaman veya daha yakından izlediğiniz bir örnek vereyim. Kolayı bardağınıza koyuyorsunuz, oda sıcaklığına getirdiğiniz zaman içerisinden böyle çok ince çizgiler halinde kabarcıkların çıktığını görüyorsunuz. O kabarcıkların çıkmasının nedeni kolanızın oda sıcaklığında sıcaklık yani ısısının yükselmesi, ısı yükseldiği zaman da su mu daha çok genleşecektir, gaz mı daha çok genleşecektir? Gaz genleşecektir. O nedenle gaz hemen sıvıyı terk ediyor. Yani bir sıvı gaz karışımını ısıttığımda daha çözelti kaynamaya başlamadan içerisindeki gazın tamamı uçup gidecektir. O halde bu tür çözeltileri ısıtarak rahatlıkla ayırabilirim. Son olarak gaz-gaz karışımlarının ayrıştırılması işlemine geldik ki gaz-gaz karışımı dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen örnek solunum yaptığımız, içerisinde yaşadığımız hava. Ve bizim dersimizde hava, daha önce de söylemiştik, 5'te 4 oranında azot, 5'te 1 oranında da oksijenden oluşuyor. Yani biz karbondioksit, havadaki tozlar, çok az olan soy gazları hesaba katmıyoruz. O zaman
Ben bir miktar havayı alıp da soğutmaya başlarsam önce yoğunlaşma noktası, diğer bir tanımla kaynama noktası küçük olan oksijen ki eksi 183 santigrat derecede yoğunlaşıyormuş ayrılacaktır. Azotun yoğunlaşma noktası eksi 198 olduğu için azot o sıcaklıkta hala gaz halinde olacaktır. O zaman ben sıvı oksijeni alırsam geriye kalan gaz karışımı nedir? Gaz nedir? Azottur. Bu şekilde gaz-gaz karışımlarında ayrıştırabilirim. Değerli arkadaşlar, buraya kadar anlattığımız konularla ilgili örneklerin çözümüne geçiyoruz. İlk örneğimiz geldi. Mazot veya buz suya katıldığında ikisi de suyun yüzeyinde kalıyor diyor. Bu günlük yaşamda da gözlediğimiz bir olay. Bu iki maddenin suyun yüzeyinde kalmasını açıklayan ortak neden, altı çizilmiş dikkat ediyoruz, ortak neden aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Aşağıdakileri görelim. Sudaki çözünürlüklerinin az olması. Örneklerimizin neydi? Örneklerimiz birisi mazottu, birisi buz idi. Buzun sudaki çözünürlüğünden söz etmemiz mümkün mü? Buz zaten sudur, katı hale geçmiş şeklidir. O zaman buzun ancak erimesini söyleyebiliriz. Sudaki çözünürlüklerinin az olması bizim aradığımız yanıt olamaz. Kütlelerinin suyunkinden küçük olması, kütleyle öz kütleyi karıştırmayacağız. Çünkü sorunun yöneltmesinde kütleyle ilgili hiçbir şey yok. Bize gerekli olan öz kütle bilgisi, ona dikkat ediyoruz. C seçeneğinde hacimlerinin suyunkinden küçük olması diyor. Yine o konuyla ilgili bir yorum da yok yöneltmede. D seçeneğinde öz kütlelerinin suyunkinden küçük olması diyor. Şimdi akışkanlar içerisinde bir sıvı veya katı üstte kalıyorsa nedeni nedir? Öz kütlesi suyunkinden veya işte bulunduğu sıvınınkinden küçüktür. O halde bizim aradığımız seçeneğin D seçeneği olması gerekli. Son seçeneğe de bakalım. Kimyasal geriye dönersek ekranda. Kimyasal yapılarının suyunkinden farklı olması. Birçok maddenin kimyasal yapısı suyunkinden farklı ama suya attığımızda çoğu da karışıyor. Örneğin alkol karışıyor, yüzmüyor. O halde aradığımız seçenek D seçeneğidir. Öz kütlelerinin suyunkinden küçük olması. Bu bir 2001 sınav yılı sorusuydu. Bir başka soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye örnektir? Kimyasal değişmeyi bir hatırlayalım. Maddenin bütün özelliklerinin değiştiği değişmelerdi. Platin bir telin alevde ısıtılıp soğutulması diyor. Isıttık, soğuttuk. Platinin yapısında bir değişiklik olmaz. O halde bu değil. Buzun su ve buhar haline geçmesi diyor. Tüm hal değişmeleri fiziksel olaydı. Çünkü molekül yapısı değişmiyordu. Bu da değil. Kükürt çubuğun dövülerek toz haline getirilmesi. Molekül formülü veya yapısı değişmez. Gümüşün kirli havada zamanla kararması. Şimdi burada kafamıza bir soru işareti takılabilir. O zaman bu tür durumlarda ne yapacağız? Son seçeneği veya diğer seçeneklerde okuyacağız. Şekerin suda erimesi. Nedir? Fizikseldir. O halde aradığımız yanıtın D seçeneği olması gerekli. Orada kararması olayı sizi yanıltmasın. Gümüşün havada kararmasından kasıt nedir? Gümüşün oksitlenmesi yani bir yavaş yanma olayıdır. Paslanma diyoruz. Gümüşün paslanmasıdır. O da kimyasal değişmedir. Gümüşün kirli havada zamanla kararması aradığımız seçenek oluyor. Bir başka soru, yine bir sınav sorusu. Aşağıdaki su örneklerinden hangisinin arı suya en yakın özellikte olması beklenir? Herhalde deniz suyu demezsiniz. Maden suyu da demezsiniz sanıyorum. Çeşme suyu olamaz. Arı su, saf sudan bahsediyor. Çamaşır suyu herhalde hiç diyen yoktur sınavda bu soruya. Geriye ne kaldı? Yağmur suyu kaldı. En yakın özellikte olması diye acaba neden üzerinde durmuş? Çünkü biz diyoruz ki eğer sıvı buharlaşıp tekrar yoğunlaşıyorsa %100 saftır. Ama takdir edersiniz ki yağmur atmosferi geçerken içerisine atmosferde bulunan bir takım gazları, katıları, tozcukları alacaktır. O nedenle soruda en yakın olduğu belirtilmiş yağmur suyu doğru seçenektir ve D şıkkında işaretlenmiştir. Bir tablo sorusu. Aşağıdaki tablo bazı özelliklerin maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinin hangilerinde ayırt edici olduğunu ki o artı ile işaretlenmiş
hangilerinde ise ayırt edici olmadığını, o da eksiğiyle işaretlenmiş, göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Tabloyu inceleyelim isterseniz, sonra soru kökünü görürüz. Ayırt edici özellikler verilmiş, maddenin fiziksel hali yani katı sıvı gaz hali verilmiş. Bakıyoruz, erime noktası, katılar erir demiştik, sıvılar zaten erimiştir, gazlar erimeyle geçmiş, gaz haline gelmiştir. O halde erime noktası olamaz. Donma noktası, erime noktası doğrudur daha doğrusu tanımlama olarak. Donma noktası, sıvılar donar, katılar zaten donmuştur, gazlar önce sıvı hale geçecek, o da doğru işaretlenmiş. Kaynama noktasına bakıyoruz. Kim kaynar? Sıvılar. Sıvılar kaynar. Gazlar kaynamıştır. Katılar daha sıvı hale geçecektir. O da doğru. Sıcaklıkla genleşmenin işaretlerine bakıyoruz. Sıcaklıkla genleşme katılar için ayırt edici özellik değildir diyor. Biz biliyoruz ki sıcaklıkla genleşme katılar için ayırt edici özelliktir. Sıvılar için de ayırt edici özelliktir. Dikkat arkadaşlar, özellikle uyarmıştım. Genleşme sadece hangi faz için ayırt edici değildi? Gaz fazı için ayırt edici değildi. O halde sıcaklıkla genleşme yanlış işaretlenmiştir. Çözünürlüğe bakıyoruz. Her üçü içinde işaret, artı işareti konulmuş. Orada da bir yanlışlık yok. Devamına bakıyoruz sorunun. Hangisi yanlış işaretlenmiştir diye soruyor. O zaman hangisi yanlıştı? Sıcaklıkla genleşme. Yani aradığımız seçenek ne oluyor? D seçeneği oluyor. Sorunun doğru yanıtı. Sıcaklıkta genleşme. Bir başka soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi heterojen madde, yani her yerinde aynı özelliği göstermeyen madde örneğidir diyor. Sis kümesi, kar tanesi, buz parçası, yağmur damlası, çiğ tanesi. Hangisi olabilir diye sorsam? Sis kümesi. Ki sisli bir havada gezindiyseniz, gezinirken bile farkına varırsınız. Sis bir anda açılır, bir iki adım atarsınız, tekrar yoğunlaşır. O halde homojen bir görünümde değildir. Aranan seçeneğin sis kümesi olması gerekli. O da A seçeneğinde yazıyor. Diğer bir soruya geçiyoruz. Metallerin genel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir diye soruyor. Değildir'in altı çizilmiş. Kendilerine özgü parlaklıkları vardır. İşte ne demiştik? Altının kendisine özgü bir parlaklığı var. Gümüşün kendisine özgü bir rengi var. Ezilme ve çekmeye karşı dayanıklıdırlar. Yani işlenebilirler dediğimiz özellik. Isı ve elektrik akımını iyi iletirler. Bu da metaller için geçerli bir özellik. Elektron vermeye yatkındırlar ki bütün bileşiklerinde metaller artı değerlikte olurlar. Yani elektron verirler şeklinde açıklamıştık. E seçeneğinde ise moleküllü yapıya sahiptirler diyor. Moleküllü yapıya sahip olanlar metaller değil, ametallerin bazılarıydı. İşte oksijen, hidrojen, azot gibi gaz fazında ikişer atomlu moleküller halinde bulunuyorlardı. O halde aranan seçenek E seçeneği olmalıdır. Metaller moleküllü yapıya sahip değillerdir. Bir başka soru geldi. Bileşimi bilinmeyen sıvı bir maddenin yapılan incelemeler sonucu şu özellikleri belirlenmiştir. Homojendir ve sabit sıcaklıkta kaynar. Diyelim ki bu maddemiz X maddesi, sıvı olduğu da söyleniyor. X sıvısı olsun. Şimdi homojendir ve sabit sıcaklıkta kaynardan biz ne sonuç çıkaracağız? Homojen olan bileşik de olabilir, element, karışım da olabilir. Ama sabit sıcaklıkta kaynıyorsa kesinlikle saf madde olmak zorundadır. Yani ya elementtir ya da nedir? Bileşiktir. Nereden çıkardık bu sonucu? Sabit sıcaklıkta kaynıyorsa kesinlikle saf madde olmak zorunda. Saf madde dediğim zaman da aklıma ya element geliyor ya da bileşik geliyor. Hiçbir fiziksel metotla kendinden basit maddelere ayrışmaz. Yönteme dikkat ediyoruz. Fiziksel metotla kendinden basit maddelere ayrışmaz. Son veriye bakıyorum. Elektroliz edildiğinde, ki elektroliz kimyasal bir yöntem, katot ve anotta iki ayrı gaz oluşur. Demek ki bileşik. O halde bu sıvının bileşik olması gerekli. Devam ediyoruz sorunun. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor.
Karışım olamayacağını söyledik, çözelti olamayacağını söyledik, element olamayacağını söyledik. Alaşım da bir karışımdır, o da olamaz. O halde aranan seçenek hangisidir arkadaşlar? C seçeneğidir. Yani o sıvımız ancak bileşik olabilir. Diğer bir soruyu görelim. Bir grafik sorusu. Grafikleri önce bir inceleyelim. 1, 2, 3 ve 1, 2 ve 3 numaralı grafiklerde sırasıyla X, Y ve Z maddelerinin zamanla sıcaklık değişmeleri gösterilmiştir. Bakıyorum X ve Y'de T1 sıcaklığında bir hal değişimi görüyorum. Z'de yine T1 sıcaklığından önce bir hal değişimi başlamış ama dikkat ediyoruz. Hal değişimi süresince sıcaklık sabit kalmamış. Nereden anlıyorum? Çünkü hal değiştirirken sıcaklık sürekli yükseliyor. Demiştik ki saf maddelerde hal değişimi olurken sıcaklık sabit kalacaktır. Ama içerisinde bir katı çözünmüş olan çözeltilerde hal değişimi olurken sıcaklık sürekli artacaktır. Çünkü içerisindeki katı oranı artmaktadır. Sorunun devamına bakalım. Bu grafiklere göre diyor, X ve Y aynı arı maddedir. Z bir arı bileşiktir. Grafik bir X'in ısınmasına, 2 ise Y'nin soğumasına aittir diyor. Şimdi X ve Y aynı arı maddeler olabilir mi? Tekrar grafiğe dönersek. X ve Y'ye bakıyorum arkadaşlar. Birisi ısınma eğrisini gösteriyor. Çünkü sıcaklık sürekli olarak yükselmiş. İkincisi soğuma eğrisini gösteriyor. Hemen hal değişim sıcaklıklarına bakıyorum. X ve Y'de hal değişim sıcaklıkları ikisinde de T1, T2 ve T3 ile nitelendirilmiş. O halde X ve Y aynı maddeler olabilir. İkinci yargımız neydi onu görelim. Z arı bir bileşiktir diyor. Dönelim grafiğe bakalım arı olabilir mi? Hal değişim süresince sıcaklık ne oluyor? Artıyor. O halde bunun arı madde olması mümkün değil. İkinci yargımız yanlış. Üçüncü yargımıza bakıyoruz. Grafik 1 X'in ısınmasına, 2 ise Y'nin soğumasına aittir diyor. Bu zaten biraz önce söylemiştik. Doğru bir yargı oluyor. O halde bize kesinlikle yanlışı sorduğuna göre hangisi oluyor? 2 oluyor. Aranan seçenek yalnız 2. Yani Z'nin arı bir bileşik olması mümkün değil. Arı bir bileşik olsaydı hal değişimi süresince sıcaklık sabit kalacaktı. Diğer bir soruya geçiyoruz. Beyaz toz halinde arı bir madde ile yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. Dikkatli okuyoruz. 110 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında rengi ve ağırlığı değişmiyormuş. Ama ikinci yargı, 1000 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında rengi değişmiyor fakat ağırlığı azalıyor. Şimdi ısıtılan bir katının ağırlığı neden azalır diye düşünelim. Ya içerisinde bir miktar su vardır, buharlaşarak azalır veya o bir bileşiktir, ısıttığım zaman artık ayrışmaya başlamıştır ve ayrıştığı sırada ne çıkışı vardır? Gaz çıkışı vardır. O gaz çıkışından dolayı kütlesi azalır. Şimdi 110 dereceye kadar ısıttığımda rengi ve ağırlığı değişmiyorsa demek ki bunun içerisinde su yok. Çünkü su olsaydı 110 dereceye kadar uçardı ve ağırlığı değişirdi. Ama 1000 dereceye kadar ısıttığımda rengi değişmediği halde ağırlığı azalıyorsa o zaman oradan bir gaz çıkışı var demektir. Yani bir parçalanma olayı var demektir. Dolayısıyla madde ayrışıyor anlamına gelir. Üçüncü yargıda ısıtmadan önce ve ısıttıktan sonra hidroklorik asitte çözünüyor diye bir olay var. Şimdi sorunun devamını görelim. Başlangıçtaki maddenin bir bileşik olduğunu kanıtlamak için yukarıdaki deneylerin en az hangileri yeterlidir diyor. Şimdi üçüncü yargımızda ısıtmadan ve ısıttıktan sonra hidroklorik asit içerisinde çözünmesi onun bir bileşik olduğunu göstermez. Karışımlar da hidroklorik asit içerisinde çözünebilirler. 1 ve 2'yi vermişti. Biz de o şekilde söylemiştik zaten. ÖSYM seçeneği 1 ve 2 olarak verdi. Fakat bakın burada da bir tekrar söyleyelim. 1000 dereceye kadar ısıtıldığında rengi değişmeden ağırlığının azalması o maddenin bileşik olduğunu kanıtlamak için yeterlidir. Yani birinci veri gerekli değil, yeterlidir dediği için yalnız 2 de yanıt olur diye biz çok tartışmıştık. Ama ÖSYM 1 ve 2 şeklinde belirlemişti. Bir başka soru geldi.
Büyük C ve küçük O ki bilenlerimiz varsa bu kobaltın simgesi. Bir de büyük C ve büyük O. Maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ki biz biliyoruz ki bu kobalt elementinin simgesidir. Bu ise her ikisi de büyük harfle yazıldığından bir bileşik olmalı. Hangi bileşik? Karbon monoksit bileşiği. Hangisi doğrudur diyor? Her ikisi de bileşiktir. Hayır, küçük O ile yazılan elementtir. Her ikisi de elementtir. Hayır, büyük O ile yazılan bileşiktir. Büyük C ve küçük O ile yazılan bir element, büyük C ve büyük O ile yazılan ise bileşiktir diyor. Bu doğru. Devamına bakalım yine. Kobalt bir bileşiktir. Hayır, bileşik olsaydı bileşiklerde birisi büyük, birisi küçük olması, büyük olması gerekli. Karbon monoksit ise elementtir diyor. Yani tam tersini söylemiş. Kobalt ve karbon monoksit birbirinin izotopudur demiş ki izotopla bunların hiçbir ilgisi yok. O halde bize doğruyu soruyor. Kobalt bir element, karbon monoksit ise bir bileşik olmalıdır. Bir başka soruya bakıyoruz. Oldukça uzun bir soruya benziyor. X katısı su ile karıştırılıp süzüldüğünde Y katısı ve bir çözelti elde ediliyor. Şimdi soruları çözerken ne kadar somut hale getirirseniz çözümde o kadar az hata yaparsınız. Bir X katısı var. Suya atıyorum ve bunu süzdüğümde ne diyor? Bir Y katısı ve bir oradaki tanıma dikkat ediyoruz. Çözelti elde ediliyor. Hemen şunu görmem gerekli. Demek ki bu X katısının bir kısmı suda çözünüyor, bir kısmı ise çözünmeden kalıyor. Süzdüğüm zaman Y katısı ve çözelti elde ettiğim için. Bu çözeltinin suyu buharlaştırıldığında, şunu tekrar alıyoruz, buharlaştırıyoruz. Z katısı oluşuyormuş. Buharlaştığında Z katısı oluşuyor. Erime süresince Y ve Z'nin erime sıcaklıklarının sabit kaldığı, Z'nin erime noktası var, bir de Y'nin erime noktası var. X'inkinin ise değiştiği gözleniyormuş. X'in erime noktası sabit değil. X katısı Y ve Z'den oluşan ara bir bileşiktir diyor. Hemen bakıyorum, X katısının erime noktası sabit mi? Değil. X katısının erime noktası sabit değil. Zaten o şekilde söylüyor. O halde X'in bileşik olması mümkün değil. Çünkü bileşikler saf maddelerdir. Saf maddelerinde erime noktaları sabit olmalıdır. Y bir elementtir diyor. Y'nin erime noktası sabitti. O halde elementtir, element olabilir de olmaya ne olabilir? Bileşik de olabilir. Onun için orada bir şey söylemiyoruz. Z arı bir maddedir diyor. Erime noktası sabit. O halde arı bir maddedir. Yani ya elementtir ya bileşiktir. Bize sorulan ne? Hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. O zaman kesinlikle yanlış olan X'in bileşik olduğu verisi. O da hangi seçenekte vardı? X katısı Y ve Z'den oluşan arı bir bileşiktir. A seçeneğinde var. Demek ki aranan seçenek A oluyor. Görüyorsunuz formülünü. Sodyum klorür neydi? Yemeklerde kullandığımız tuz, sofra tuzu diye bildiğimiz bileşik. Sodyum klorürün iyon yapılı bileşik olduğu ve sulu çözeltisinde sodyum ve klor iyonlarının bulunduğu bilinmektedir. Sodyum klorür katısı suya atıldığında sodyum artı ve klor eksi suda iyonlarına ayrışıyormuş. Buna göre sodyum ve klor atomları sodyum klorür vermek üzere birleşirken aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. Yani bize neyi soruyor? Bu olayın tersini soruyor. Sodyum ve klor atomları birleşirken hangisi doğru olur? Sodyumla klor arasında elektron ortaklığı kurulur. Bir önceki dersimizden hemen hatırlıyoruz. Elektron ortaklığı ancak kovalent bileşiklerde oluyordu ki onlar da bir ametalle bir ametalin yaptığı bileşiklerdi. Burada soruda bize iyonik bileşik dediğine göre elektron ortaklığı mümkün
Değil. Sodyum ve klor elektron verirler. İkisi de elektron veriyorsa nasıl bileşik yapacaklar? Bileşik olması için birisi elektron veriyorsa birisinin alması gerekli. Sodyum elektron verir diyor. Elektron veren tanecikte elektron sayısı azaldığı için değerlik ne olacaktır? Artı olacaktır. Bize sodyumun artı değerlik aldığını söylüyor mu? Söylüyor. O halde sodyum elektron verir. Doğrudur. Klor elektron verir diyor. Hayır, klor elektron almıştır. Sodyum elektron alır diyor. Hayır, elektron alan zaten belli. Kim? Klor. O halde doğru olan seçenek C seçeneğidir. Yani sodyum elektron verir. Bir başka soruya geçtik. Bileşiklerin kaynama ve donma noktaları belirlidir. Önce yönlendirmeyi okuyalım. Su 0 santigrat derecede donan, 100 santigrat derecede kaynayan ve kimyada H2O formülü ile gösterilen bir bileşiktir ifadesi. Bileşiklerle ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerin hangilerini içermektedir diye soruyor. Hemen özellikleri okuyoruz. Bileşiklerin kaynama ve donma noktaları belirlidir diyor. Aşağıda verilmiş mi o? Su 0 derecede donuyor, 100 derecede kaynıyor. O halde biri içeriyor. Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. İfadeyi tekrar okuyorum. Su 0 derecede donuyor, 100 derecede kaynıyor. Kimyada H2O formülüyle gösteriliyor. Bu ifadenin içerisinde kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler var mı? Onu ifade ediyor mu? Etmiyor. Bileşik oluşurken elementler belli ağırlık oranında birleşirler. Bakıyorum, bana formülü vermiş mi? H2O olarak vermiş. O halde oradan elementlerin belli ağırlık oranında birleştiğini çıkarabiliyorum. Yani 1 ve 3 o ifadeyi içeriyor, 2 içermiyor. Devam ediyoruz soruya. Hangileri diyor, hangileri içeriyor? 1 ve 3. Hangi seçenekte? D seçeneğinde. O halde aradığımız seçenek D oluyor. Bir başka soru geldi. Yine bir sınav sorusu. Yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya molekülden? Bir de parantez açmış. Birimden. Yani atom veya moleküle birim adını vermiş. Hangileri bir cins atom veya molekülden oluşmuştur? Yukarıda verilenlere bakıyorum. Arı madde diyor. Arı madde deyince ne anlıyoruz? Saf madde. Kimler olabilir saf? Ya elementler ya bileşikler. Eğer elementse bir cins neden oluşmuştur? Atomdan. Bileşikse iki cins atom. Veya bir cins molekülden oluşmuştur. O halde arı madde bu tanıma giriyor. Karışım. Bir cins atomdan oluşmuş olabilir mi? En azından karışım deyince hemen aklımıza artık tuzlu su geliyor. Tuzlu suyun içerisinde birçok farklı atom var. Çözelti diyor. Çözelti zaten karışımın bir özel türü. O halde o da olamaz. Demek ki bir tür atom veya molekülden oluşan birim yalnız bir oluyor, arı madde oluyor. O halde aradığımız seçenek A seçeneği oluyor. Diğer bir soru geldi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliği değildir? Ayırt edici özelliği değildir'e dikkat ediyoruz. Bakıyoruz seçeneklere. Yoğunluk diğer bir ifadeyle yaklaşık öz kütle. Ayırt edicidir. Kaynama noktası ayırt edicidir. Erime noktası ayırt edici bir özelliktir. D'yi atlıyorum. E seçeneğinde genleşme kat sayısı ayırt edici bir özelliktir. Diyeceksiniz ki gazlar için ayırt edici değil ama dikkat ederseniz genelleme var. Ama kütle bildiğimiz gibi maddenin temel özelliğidir. O halde ayırt edici özellik olmayan kütledir. O da D seçeneğinde işaretlenmiştir. Bir diğer soru. Aynı koşullar altında farklı maddelerin birbirinden ayırt edilmesinde yararlanılan özelliklerine ayırt edici özellik denir. Yine ayırt edici özelliklerle ilgili bir soru. Buna göre çözünürlük, erime noktası, öz kütle özelliklerinden hangileri maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinin hepsinde ayırt edici özelliktir diye soruyor.
Dikkat ediyoruz. Katı, sıvı ve gaz hallerinin hepsinde olacak. Çözünürlük katı, sıvı, gaz halde ayırt edici özelliktir. O halde bir olacak. Erime noktası katılar için ayırt edici özelliktir. Sıvı ve gazlar için değildir. O halde iki olmayacak. Öz kütle yine maddenin katı, sıvı ve gaz hali için ayırt edici bir özelliktir. O halde 1 ve 3 olmalı aradığımız seçenek. O da hangi seçenekte? E seçeneğinde doğru yanıt E oluyor. Bu defa da elektrik iletkenliği ile ilgili bir soru geldi. Aşağıda elektrik iletkenliği ile ilgili bir sınıflama verilmiştir. Elektronların hareketi ile iletenler, sodyum sembolü verilmiş Na, bakır sembolü verilmiş Cu. İyonların hareketi ile iletenler, sıvı sodyum klorür, yani bildiğimiz sodyum sofra tuzu. Yalnız burada dikkat ediyoruz arkadaşlar, sıvı sodyum klorür denildiğinde aklımıza ne gelmesi gerekli? Herhalde suda çözülmüş sodyum klorürü düşünmüyoruz. Öyle olsaydı sodyum klorür çözeltisi derdi. O zaman sıvı sodyum klorür dediğimizde katı halden sıvı hale getirilmiş, yani eritilmiş sodyum klorürü kastediyor. Ve sulu hidroklorik asit demiş. Hiç iletmeyenler ise grafit, sembolünü vermiş, dikkat uyarıyorum, C harfi ve su demiş. Şimdi tekrar soruya dönecek olursak, sodyum bir metal. Metaller elektrik akımını elektron hareketi ile iliten maddelerdir. Bakır da bir metal. O halde birinci de sınıflama doğrudur. İyon hareketi olması için iyonların bir, bileşiğin iyonik olması lazım. İki, iyonların serbest olması lazım. Eritilmiş tuzda sodyum ve klor iyonları serbesttir. Çünkü sıvı molekülleri biliyorsunuz birbiri üzerinde kayma hareketi yapabiliyordu ki burada iyonlaşma söz konusu. Sulu hidroklorik asitte yine hidrojen ve klor iyonları serbesttir. O halde iyon hareketiyle iletenler sınıflaması da doğrudur. Ama hiç iletmeyenlere geldiğimizde orada grafiti görüyorum ki bir önceki dersimizde demiştik ki bir pili açtığımızda ortasından kömür çubuk çıkıyor. Yani grafit çubuk çıkıyor. O halde karbon ametal olmasına karşın elektriği ileten tek ametaldi. İstisna bir durumdu. İşte sınavda da o sorulmuş. Karbon iletir ama saf su elektrik akımını iletmez diyoruz. O halde 3 sınıflandırması yanlıştır. Hangilerinde verilen örnekler doğrudur diyor. 1 ve 2 doğru olacak. O halde aradığımız seçenek D seçeneği oluyor. Diğer bir soruya bakarsak, günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde diyor kimyasal değişme olur? Kimyasal değişme neydi arkadaşlar? Maddenin bütün özelliklerinin değiştiği özelliklerdi, olaylardı. Bakıyoruz günlük yaşamda nelerle karşılaşıyormuşuz. A seçeneğinde gökyüzünün renginin güneş batımında maviden kırmızıya dönüşmesi denilmiş. Renk olayı biliyorsunuz ışıkların kırılmasıyla ilgili bir olay. Işığın kırılması kimyasal değil, fiziksel olaydır. O halde A olamaz. Deniz suyunun buharlaşması ve tekrar yağmur olarak yağması ki hal değişimi olayıdır. Ne demiştik? Tüm hal değişim olayları fiziksel olaylardır. D seçeneğini okuyorum. Elektrik tellerinin yaz aylarında esneyip kış aylarında gerginleşmesi ki bunu dediğim gibi ilk öğretimden beri her sene görüyorsunuz. Her sene verilen bir örnek. Nasıl bir olaydır? Fiziksel bir olaydır. Kış aylarında havuz ve göl sularının donması yine bir hal değişimi olayı. O halde o da fizikseldir. Ama C seçeneğine bakarsak değerli arkadaşlar, bitkilerin özümleme ile aldıkları karbondioksiti solunum ve dikkat yanma ile, yani solunumu bırakın orada bir yanma sözcüğü var. Ne demiştik? Tüm yanma olayları kimyasal olaylardır. O halde aradığımız seçenek C seçeneği olacaktır. Özümleme ile alınan karbondioksitin solunum ve yanma ile geri verilmesi. Bir başka soruya geçiyoruz. Çiğ oluşması, gümüşün kararması, azot gazının sıvılaşması. Hangisi ya da hangilerinde maddenin fiziksel özellikleri değişir diyor. Bu defa da dış görünümü değişir diye soruyor. Bakıyoruz, çiğ oluşması nedir? Soğuk havalarda buharın
sıvı hale geçmesi, yoğunlaşmasıdır. O halde fizikseldir. Gümüşün kararması, biraz önce bir soruda da vardı, paslanması demektir, kimyasaldır. Azot gazının sıvılaşması, hal değişimi olayıdır. Hal değişimi olduğuna göre fizikseldir. O halde fizikselleri sorduğuna göre aranan seçenek 1 ve 3 olmalıdır. Çiğ oluşması ve azot gazının sıvılaşması. D seçeneği. X, Y ve Z sıvılarının aynı sıcaklıktaki kütle hacim grafiği şekildeki gibi olduğuna göre diyor. Hemen grafiği tahtaya alıyorum. Bu soru güzel bir soru. X sıvısı, Y sıvısı ve Z sıvısının kütle hacim grafiğinden söz ediyor. Burası gram, burası da santimetre küp olarak hacim. X, Y, Z doğru yazdık. Hangileri doğru diye soruyor. Öz kütleleri ilişkisi DX büyük, DY büyük, DZ'dir diyor. Öz kütle neydi arkadaşlar? Birim hacmin kütlesi. O zaman bu tür sorularda hemen şu mantığı kullanmamız bize çok kolay olarak gösterecektir. Madem ki öz kütle birim hacmin kütlesi, yani ben hacmi sabit tutmak istiyorum. O halde grafiğimde hacmi sabit tutacak şekilde bir çizgi çizersem, şu anda bunların hepsinin hacmi aynı. Buraya da kafadan bir rakam verebiliriz istersek. Ha, hepsinin hacmi aynı iken, dikkat ediyorum, kütlesi en büyük olan X, sonra Y, en küçük olan Z. O halde X'in öz kütlesi Y'den büyük, Y'nin öz kütlesi de Z'den büyük. Orada da o şekilde belirtildiğine göre birinci yargımız doğru. İkinci yargıda Y ve Z sıvıları karışımının öz kütlesi X'inkinden büyük olabilir diyor. Y ve Z sıvıları karışımının öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinden büyük olabilir diyor. Mümkün olmadığını hemen şurada rakamlar yazarak gösterebiliriz. Örneğin bununki, burası da 1 santimetre küp olsun, 2 gram bölü santimetre küp. Bununki 4 gram bölü santimetre küp olsun. O zaman şununki ne olacaktır? Söyleyeyim bir rakam, 10 diyelim. 10 gram veya 6 gram, herhangi bir rakam yazabilirsiniz. Hemen şunu düşünüyorum. Öz kütlesi 4 olan bir sıvıyla 2 olan bir sıvıyı karıştırdığımda 10'dan büyük bir rakam elde etmem mümkün mü? Ki şu kuralı söylemiştik. Karışımlarda en üst değerle en düşük değerin arasında olmalıdır ortak öz kütle. Yani şu ikisini karıştırarak öz kütlesi 4 olan bir sıvı dahi elde etme mümkün değildir. 4'ten küçük, 2'den büyük olmalıdır. O halde ikinci yargımız yanlış oluyor. Üçüncü yargıya geldik. Özgül hacim. Özgül hacim neydi? Öz kütlenin tam tersi, yani öz kütle gram bölü santimetre küp, özgül hacim tersi olduğuna göre santimetre küp bölü gram. Hemen şöyle yazarak gösteriyorum. Öz kütle dediğimiz olay gram bölü santimetre küptü, yani birim hacmin kütlesiydi. Özgül hacim ise bunun tam tersi, yani santimetre küp bölü gram. Bir gramının hacmi. Özgül hacim 1 gramının hacmi, öz kütle 1 santimetre küpünün gramı. Özgül hacimlere ilişkisi x büyük, y büyük, z'dir diyor. Bu defa kimi sabit tutacağım? Sabit olan kim burada? Gram. O halde gramı sabit tutmak için yine şöyle bir yatay çizgi çiziyorum. Bu durumda hepsinin kütlesi aynı oldu mu? Kimin hacmi büyük? Z'nin. Sonra y'nin, en küçük hacim X'in. Orada ne diyor? X büyük, Y büyük, Z'dir diyor. Doğru mu? Yanlış. O halde doğru olanı sorduğuna göre hangisi doğru? Yalnız bir doğru. Yani A seçeneği doğru yanıt oluyor. Bir başka soru geldi. Herhangi bir maddenin bir sıvıdaki çözünürlüğünü aşağıdakilerden hangisi değiştirir diye soruyor. Çözünürlüğü hemen hatırlıyoruz. Belli sıcaklıkta birim çözücüyü doyuran çözünen madde miktarıydı. Çözücü hacminin değişmesi. Çözücü hacminin değişmesi çözünen madde miktarını değiştirir ama çözünürlüğü değiştirmez. Çözücü kütlesinin değişmesi yine çözünen
miktarı değiştirebilir ama çözünürlüğü değiştirmez. Çözeltinin karıştırılması, ben bir bardak suda 10 gram kesme şeker çözebiliyorsam, ne kadar karıştırırsam karıştırayım, yine 10 gram çözebilirim. Ha, karıştırmam neyi değiştirir? Çözünme hızını değiştirir. Daha çabuk erir şekerim. O da olmadı. Sıcaklığın değişmesi. Biliyoruz ki sıcaklık değişince çözünürlükte ne oluyor? Genellikle artıyor. Yani soğuk suda çözünen şeker miktarıyla sıcak suda çözünen şeker miktarını karşılaştırırsam sıcak suda daha çok şeker çözündüğünü biliyorum. O halde değiştirecek olan sıcaklığın değiştirilmesidir. Çözünenin kütlesinin değişmesi de çözünürlüğe etki etmez. Demek ki bizim aradığımız seçenek sıcaklığın değişmesi, yani D seçeneği oluyor. Bir başka soru geldi. Genleşme aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde maddelerin aynı ya da farklı olduklarını anlamakta kullanılamaz? Yani ayırt ediciliği başka bir şekilde tanımlamış. Farklı ya da aynı şeklinde. Bakıyorum. Demir, bakır. İkisi de katı. İkisinin de genleşme miktarı farklıdır. Anlayabilirim. Alkol, su. İkisi de sıvı. Anlayabilirim. Civa, alkol. İkisi de sıvı. Anlayabilirim. D seçeneğine bakıyorum. Oksijen, azot. İkisi de gaz. Gazlar için genleşme ayırt edici özellik değildi. O halde D seçeneği aradığımız seçenektir. Oksijen ve azotu anlayamayız. Devam ediyoruz sorularımıza. Aşağıdaki olaylardan hangisi ısınan maddelerin genleşmesi ile ilgili değildir? Dikkat ediyoruz. Isınan maddelerin genleşmesi ile ilgili değildir. Elektrik terlerinin yazın sarkması yine karşımıza çıktı. Demek ki bu 3-4 sınavda bir karşımıza çıkıyor. Isınan maddenin genleşmesi ile ilgili mi? İlgili. İlgili olmasa yazın sarkmazdı. Yazın daha sıcak hava. Buzluğa konulan su dolu şişenin çatlaması. Hemen düşünüyoruz mantık olarak. Acaba buzluğa su dolu bir şişeyi koyduğum zaman o şişe ısınıyor mu? Isınmıyor, tam tersine soğuyor. Bana ne soruyor? Isınan maddelerin genleşmesi diyor. O halde B seçeneği aradığımız seçenektir. Diğerlerini inceleyelim ama. Bakın yine bildik bir örnek. Tren rayları döşenirken iki ray arasında boşluk bırakılması. Demir köprülerin bir ucunun serbest bırakılıp altına tekerlek konulması. Damlara örtülen çinko levhaların her taraftan tutturulmaması, yani çakılmaması. Bunların hepsi ısı ile genleşmeye karşı alınan önlemlerdir. Ama B seçeneğindeki buzluğa konulan su dolu şişenin çatlaması ısınma ile değil, suya özel bir durum olan su artı 4 dereceden yukarı çıksa da hacmi artar, aşağı inse de hacmi artar mantığı ile ilgili bir olaydır. Erime ve kaynama noktası ile ilgili bir soru geldi. Hemen ben gerekli bilgileri tahtaya alıyorum. X, Y, Z ve Q maddeleri verilmiş. Yardımcı olun. Erime noktaları bu maddelerin 30 derece, eksi 10 derece, daha sonraki eksi 120 santigrat derece ve 18 santigrat derece. Bu santigrat derece olarak. Kaynama noktaları da yine santigrat derece olarak verilmiş. Onlar da hemen alıyoruz. 180, 45, eksi 9 ve 200. Şimdi soruya bakıyoruz. Tablodaki bilgilere göre diyor, bu maddelerin 25 santigrat derece ve 1 atmosfer basınç altındaki halleriyle ilgili hangisi doğrudur? Yani bize bu maddelerin 25 santigrat derecedeki halleri soruluyor. Şimdi bu tür sorularda en kolay çözüm, şu sıcaklık aralıklarında bize sorulan sıcaklığı doğru yere yerleştirmek. Önce şunu biliyoruz ön bilgi olarak. Şu noktaya kadar madde ne haldedir? Katı haldedir. Şu iki nokta arasında sıvı haldedir. Bu noktadan sonra gaz halindedir. O halde ben X için 25 santigrat dereceyi bu bölgeye yerleştirmem gerekli. Y için 25 santigrat dereceyi sıvı bölgesine yerleştirmem gerekli. Z için 25 santigrat dereceyi gaz bölgesine yerleştirmem gerekli. Ve Q için yine sıvı bölgesine yerleştirmem gerekli. Bakıyorum seçeneklere. X katıdır diyor.
X katıdır. Bize de doğruyu sormuştu. O halde A seçeneği doğru. Ama diğerlerine bakalım. Y gazdır diyor. Hayır, Y sıvı. Z sıvıdır diyor. Hayır, Z gaz. Q katıdır diyor. Q sıvı. Q gazdır diyor yine. Q sıvı. O halde aranan seçenek X'in katı olduğu A seçeneğidir. Doğru cevap A oluyor. Diğer bir soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen metal tozları karışımlarından hangisi mıknatıs yardımı ile ayrılabilir diyor. Hatırlayalım konuyla ilgili bilgiyi. Mıknatıs demiştik. Sadece 3 metale etki eder. Demir, nikel ve kobalt. Bakıyorum karışımlara. Demir ve nikelin her ikisinde mıknatıs çekeceği için onları ayırmam mümkün değil. Gümüş ve çinkonun her ikisini de mıknatıs çekmeyeceği için ayırmam mümkün değil. D seçeneğine geçiyorum. Kalay alüminyum her ikisini de çekmez, ayıramam. Nikel kobalt her ikisini de mıknatıs çeker, ayıramam. Ama C seçeneğindeki kobalt altın, kobaltı mıknatıs çekecektir, altını çekmeyecektir. O halde kobalt altın karışımını ayırabilirim ki aranan seçenek C seçeneği oluyor. Diğer bir soruya bakıyoruz. Yine karışımların ayırt edilmesiyle ilgili bir soru. Karışımların diyor birbirinden ayrılması ile ilgili işlemlerinin hangilerinde karışımdaki maddelerin öz kütle farkından yararlanır? Birinci veride kum talaş karışımına su katarak aktarma diyor. Kum talaş karışımına su katarsam talaş üstte kalacaktır, kum dibe çökecektir. Bir başka kaba aktarırsam talaş ayrılmış olacaktır. Burada öz kütle farkından yararlanıyoruz. Yemek tuzu kükürt karışımına su katarak süzme. Dikkat edersek yemek tuzu suda çözünecektir. Kükürt ise çözünmeyecektir. Dolayısıyla bu yargıda öz kütle farkından değil, çözünürlük farkından yararlanılmaktadır. O halde bu aradığımız seçenek değil. Su zeytinyağı karışımını ayırma hunisi ile ayırma. Ne demiştik? Zeytinyağının öz kütlesi küçük olduğu için üstte kalacaktır, su altta kalacaktır. Ayırma hunisi ile ayırabilirim. O halde aradığımız seçenek 1 ve 3 seçenekleri oluyor ki o da D. Yine bir ayırt etme sorusu. Çamaşır sodası, yemek tuzu, naftalin ve kum yeterli kadar su ile karıştırılıyor diyor. Bu karışım sırasıyla süzgeç kağıdından geçirme, ikinci işlem olarak da süzüntüyü ısıtarak buharlaştırma işlemlerinden geçiriliyor. Birinci işlem sonunda süzgeç kağıdında, ikinci işlem sonunda ısıtma kabında hangi maddeler elde edilir? Şimdi bir önce düşünelim seçenekleri görmeden. Çamaşır sodası. Çamaşır sodası suda çözünür mü? Çözünmeseydi zaten adı çamaşır sodası olmazdı. O halde çözünür. Diğer maddemiz yemek tuzu. Yemek tuzu suda çözünür mü? Elbette ki çözünür. Homojen olarak dağılır. Bu da çözünür. Naftalin organik bir katıdır. Organik katılar suda çözünmezler. O halde suda çözünmüyor. Ve son olarak da kum biliyoruz ki suda çözünmeyen bir maddedir. Şimdi ben bunların dördünü suya atarsam, çamaşır sodası ve tuz suda çözülecektir. Naftalin ve kum çözülmeyecektir. Süzersem, süzgeç kağıdında naftalin ve kum kalacaktır. Alttaki çözeltide ise tuzla kim? Çamaşır sodası olacaktır. Seçeneklere bakıyoruz. Birinci işlem sonunda süzgeç kağıdında kimi arıyorum? Naftalini ve kumu arıyorum. Naftalin ve kum hangi seçeneklerde var? D seçeneğinde var. İkinci işlem sonunda geriye dönersek, tabloya bakarsak, ikinci işlem sonunda ısıtma kabında ısıttığım zaman kim kalacaktır? Çamaşır tuzu, sodası ve yemek tuzu kalacaktır. O halde aranan seçenek D seçeneği oluyor. Naftalin, kum, çamaşır sodası, yemek tuzu.
Diğer bir soruya bakıyoruz. Ayrımsal damıtma. Neydi ayrımsal damıtma? Sıvı, sıvı karışımlarının, homojen karışımlarının kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrıştırılması. Ayrımsal damıtma yapılacak karışımlardaki maddeler hangi özellik bakımından farklı olmalıdır diyor. Biliyoruz bilgiyle biraz önce de söyledik. Kaynama noktaları farklı olmalıdır. O halde aradığımız seçenek ne olmalı? Kaynama noktası yani B seçeneği oluyor. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde de madde bilgisiyle ilgili karışımları birbirinden ayırt etme yöntemlerini gördük ve bu derse kadar madde ile ilgili gördüğümüz konulardan çeşitli örnekler çözdük. Bir dahaki dersimize kadar tümünüze başarılı çalışmalar diliyorum.